İGA İstanbul Havalimanı'nın katkılarıyla hazırlanan Sonsuzluk Kervanı programı başlıyor. Efendim merhabalar. Sonsuzluk Kervanı yolculuğumuzun ikinci durağında Mahı Taban Hacı Arif Rügeri Kutsası Ruh'un huzurundayız. Kabri şeriflerinin hemen başındayız. Yanımda kıymetli isimler var. Bilal Kemikli Hocam bizimle ve buranın imamı, hocamın ismi Mircan Hoca. Mircan Hocamız bizimle ve Enver Üsufoğlu kardeşim her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Soğukça bir Buhara gündüzündeyiz. Ya, bu zatların huzurunda tamam hani edebe mugayir olmasın diye insan üşüdüğünü bile ifade etmekten müteeddip oluyor ama bir de rasyonalite var. Soğukça bir günde buradayız. Hocam sizinle başlayalım. Eyvallah. Hacı Arif Rügeri Kutsası Ruh hakkında neler biliyoruz? Neler söylüyor bize kaynaklar? Hacı Arif Rügeri Hacıgan yolunun ikinci durağı. İkinci önemli ismi. Burada doğmuş ve burada rahmeti rahmana kavuşmuştur. Buhara'ya 30 kilometre uzaklıktaki Rivger köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi hakkında kesin bilgi yok. Vefatı ise Hicri 715, miladi 1315 senesine karşılık geliyor. Fakat uzun ömürlü olduğu söyleniyor. Yani ne kadar uzun ömürlü biliyor musunuz? Takriben 560'ta doğduğu söyleniyor, kat'i değil. 715, 155 sene. Allah-u Teala ona öyle bereketli, uzun bir ömür vermiş. E tabi alim olup, ameli salih işleyip, ümmete de faydalı olunca Allah-u Teala onun da ömrüne bereket katmış. Peygamber aleyhisselamın ümmetine merhamet etmiş. Onu böyle bu dünyada uzun süre vazifede istihdam etmiş. Hakkında anlatılan bilgiler çerçevesinde şunu öğreniyoruz. Buhara'da bir talebeyken, medresede henüz talebeyken, tasavvuf konusunda da çok zihninde tam net bir bilgi oluşmamış olduğu halde, böyle bir durumdayken, yani daha çok ilim tahsiliyle meşgulken, çarşıda bir keresinde Abdülhalik Gücdüvani Hazretlerine tesadüf ediyor. Ve onun nazarı onu etkiliyor, bakışı etkiliyor ve Abdülhalik Gücdüvani alışveriş yapmış, koşarak gidiyor. Efendim diyor, bu çantalarınızı, eşyalarınızı ben evinize kadar, hanenize kadar taşıyabilir miyim diyor. Hizmet nimettir. Hizmete evet. Koyuluyor. Tabii bir hizmet içerisinde alıp götürüyor. Evine kadar da taşımasına izin veriyor, ruhsat veriyor ve alıp götürüyor. Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri bu edepli, saygılı ve yardımsever genci seviyor. Eve vardıktan sonra diyor ki ona, evladım bu aldığım erzaklardan şimdi yemek pişecek. Sen bir saat sonra tekrar gel beraber yiyelim diyor. Böyle onu sofrasına davet ediyor. Bir saat sonra Arif Rivegere Hazretleri geliyor. Onun sofrasında yemek de yiyor. Tabii onu çok seviyor. Ona kalben bağlanıyor. Allah dostları sevilir. Çünkü onlarda El Vedud ismi şerifinin tecellisi vardır. Tecellisine mazhardırlar. Dolayısıyla Allah dostlarına bakan, gören, konuşan, sohbetine giren, kitabını okuyan kalbine muhabbet gelir. Onları sever. Allah'ın ikramı. Ve ondan sonra Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri onu terbiyesini alıyor. Ama tabii Abdülhalik Gücdüvani Hazretleri'nden öğrendiği bir şey var. O da şudur. Yolumuz sünnet yoludur. Sünnette ilim yoludur. İlim olmadan tasavvuf olmaz. Sünnet-i seniyi tam olarak öğrenemeyiz. Binaenaleyh sen başladığın eğitimini tamamla. Devam ettir, sürdür. Her iki Zülcenaheyn dediğimiz sıfatı taşıyan, o sıfata haiz olan kişilerden, şahsiyetlerden birisi. O sebepten olsa gerek, yani ilmi tarafında çok derinlikte olması sebebiyle olsa gerek, sohbetleriyle bölgede adeta bir buluşma noktası olmuş. Çok fazla zat ona intisap etmiş, ona bağlanmış. Mahı Taban
denilmesinin. Evet. Bir burada destur verir misiniz? Mircan hocama sorayım. Hazreti niçin Bahı Taban denilmiş? Bahı Taban diyenler bir izahla verseyiz. Ne mümkün değil, şuna kadar diyenler. Hazret Koca Arif Edip Geriye Hazretine yine bir namları, tahallusları. Mahlaslara Mahı Taban olmuş Hazretin. Mahı Taban, Tülün Ay. Ha, ayın dolun olduğu dolunay. Zaman. Tülün, dolunay. Ay. Tülün Ay'di güzel. Tülün Ay'di çıraylı. Güzel Tülün anlamında. Bütün zulümatını nur bile evet, zulmetleri ışıkla dolduran. Bu kişi de şimdi nam verildi. Böyle insanlar İnşallah bunun için... Hazretinin kerametleri hem Kudüs'ünde... Kerametler de buna uygundur. Tülün Ay'dik yüzleri de 14 şimdi. Günlük ay gibi, ay gibi yüzünde ışık varmış, ışık saçarmış. Hem yüzündeki ışıltı hem Işıltıdan yaşadığı hem hayat, yaşadığı kerametleri, hayattan, yaptığı hizmetler Mahı Taban. Hem kalpleri de uçlu. Kalbinin ışıltısından dolayı... Ay gibi. Ay, aya benzetmişler yani kalbi Başı de kalbi de aşıltılıdır diye. Muridlerine hem hani şimdi örnek hem evet. Zahiren muridler içinde aynen zahiren ve batinen öyle örnek olmuştur. Evet. Şimdi hocam bahsetti bunu söyleyelim. Hem zahiren ilimde medrese ehli hem de tasavvuf ehli, mana ehli. İkisi birlikte Zülcenahin bizzat. Böyle mesela sohbetlerinden, Arifname'den bildiğimiz, aklı, özellikle hatırlatmak istediğiniz neler var bize? Sohbetlerden, nasihatlerden, nimelerinizi izletip ıttasız ayıttı bütken bunlardan. Hazret Hoca Arif Edip Geriye'nin Arifname eserleri. Biz geçe bir bab yitip koyan halas. Geçe bir bab gelmiş Arifname eserinden Hazret'in. Arif Edip Geriye Hazretleri'nin hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Çünkü o dönem Moğol istilası dönemidir. Moğol istilası döneminde bir süre Buhara'da insan yaşamamıştır. Herkes kendi canının derdine düşmüştür. Bu sebeple Arif Edip Geriye hakkında, onun gerçek hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Birkaç menkıbe, birkaç keramete sadece günümüze intikal etmiştir. Bir de Arifname isimde Farsça küçük bir risalesi günümüze ulaşmıştır. Hazret şu Arifname eserleri de muridlerine kuyudakilerini bayan. Muridlerine şöyle nasihat eder. Adab pak insanlar ziynetidir. Adab pak insanlar, temiz insanların süsüdür, evet. Ziynetidir. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerini yine tiriltirim. Peygamber yine Efendimiz'in sünnetlerini ihya etmiş, hayata yeniden uygulanmış oluyor. Ve yine şu bilen birge Hazret bu Arifname kitapları da berçe marifetinin asıl neygizi Allah tebarek ve teala'ya bölgen marifet sıdkıdırını teşkil eder. Marifetin kökleri Allah'a olan Allah'ı tanımakla, Allah'ı tanımaktan başlar diyor. Arif Edip Geriye Hazretleri şöyle diyor. Boynuna ağır yük yüklenen bir kuş uçabilir mi? Tabii ki uçamaz. Aynı şekilde bir salik, bir derviş de üzerinde, boynunda dünya sevgisi yükü varsa Allah'a doğru uçamaz, Allah'a yaklaşamaz buyurmuştur. Kendinizi melekler seviyesine çıkarın demiştir. Yani gönlünüzde sadece Allah sevgisi olsun, Allah'ı zikredin, dünyaya meletmeyin demiştir. Yine Hazreti şu Arifname eserleri de bayan etediler. İnsan bu hayatta vücudu bilen ve ahirette kalbi bilen bulsun. Yani insan hayatında vücudu ile olsun, ahirette de kalbi ile olsun. İkisi, birisi ahiret için, birisi dünya için dünya çok önemlidir demiştir. Elbette, hem anlarsa da kalbini pakliyeye bükse. Ve kalbin temiz olmasına çok önem vermiştir. Bu eserde Arif Edip Geriye Hazretleri tasavvuf, ahlak, züht, maneviyat gibi konulardan kısa kısa nasihatler yapar. Eski dönem sufilerinden bazı sözler ve hikayeler aktarır. Eserin sonunda Şeyhi Gucduvani'nin vefatından da bahsetmiştir. Mesela bu Arifname isimli eserinde Arif Edip Geriye Hazretleri ilk dönem kadın sufilerden Rabiatül Adeviye'den bahsediyor. Rabiatül Adeviye o dönemde Hasan-ı Basri'ye 3 şey göndermiş. Birisi mum, birisi iğne, birisi saç kılı. Ve demiş ki Rabiatül Adeviye, mum nasıl etrafını aydınlatırken kendisi eriyor, küçülüyor ise sen de etrafına faydalı ol, mütevazi ol, alçak gönüllü ol, mum gibi ol. İğne nasıl örtülü değilse, çıplaksa sen de çıplak, örtüsüz, elbisesiz olsan bile insanları giydir, fakir fukaraya elbise ver. Bu saç kıl nasıl inceyse Allah yolu da böyle incedir, hassastır. Allah'a yaklaşmak istiyorsan bu ince yolda yürümeye hazır ol diyerek Hasan-ı Basri'ye
nasihat etmiştir. Hazret Hoca Arif'i Rivgeri ögütleri de Arifname'de etediler. Avliyalik derecesi makamatı üçte nersede? Arifname'de veliyullahlık derece, yani derecatlarının üç şeyi. Üç şeyi de gösteriliyormuş. Yansıyor diyor. Şundan beri de insan hança balan martabaya erişten kat'i nazar. Doim hokisor ve kemter. İnsan mısın? Ne kadar yükseğe çıkarsa çıksın her zaman mütevazi olmak zorunda. İnsan hem var demek her zaman mütevazilik kemter bu işte. Mütevazi ve tevazulu olması lazım. Her kança davurda yaşarsan kat'i nazar perhizkor bursun. Ve her zaman perhizli olsun. İnsaflı bursun. İnsaf ve perhizli olsun insan. Elbette insaflı bursun. Ve her bir yiğidigen lokması ki elbette ne kılsın? Yediği lokmaya çok dikkat etsin, helal olması çok önemlidir. Helal lokmaya itibar versin. Deyip Hazret eytediler. Ve şu bilen birge, Hazret şu Arifname eseri de insan bu hayatta mehmon yaşasligi, mehmon kısa bir fırsat. Lakin şu hayatta Arifname'de insanın misafir olduğunu, dünyada misafir olduğunu ama aynı zamanda ahiret için bir zahire toplaması, rezerv toplaması lazım olduğunu anlatmışlar. Dünyanı deyip ahiretini, ahiretini deyip dünyayı terk dünya için ahireti, ahiret için yaşarken dünyayı ihmal etmemeli. Şimdi bizde bir söz var. Diyor ki bunu da hocama tercüme et istersen. Büyükler şöyle söylemişler. İnsan üç türlüdür. İnsan deli, delli, yarım akıllı, divanı, yarım akıllı ve akıllı. Ve akıllı bulanı. Deli ne dünyaya çalışır ne ahirete çalışır. Yani deliler, divanılar ne ahiret keşleydi ne dünya keşleydi. İkincisi gelmişler. Yarım akıllı ya dünyaya çalışır ya ahirete yarım çalışır. Yarım akıllı ya dünya keşleydi. Ya ki ahiret keşleydi, bittasını işleydi. Akıllı hem dünyaya çalışır akıllı hem ahirete çalışır. Akıllı hem dünyasını hem ahireti keşleydi. Eyvallah. Hocam şimdi size döneceğim. O şeyi taşıdı. Hazret Abdülhalik Gücvan Hazretlerine emaneti yemeği yedi. Orada kalbinde bir muhabbet oluştu. Fakat yine medresede siz gelirken yolda bize aktardınız. Evet. Hocalarından birisi de aslında çok istemiyor Arif'inin Abdülhalik Gücvan Hazretlerine gitmesini. Orayı da mı anlatır mısınız? Öğrencisinin ilimden uzaklaşacağı endişesinde olan bir alim. Yani bizzat Rahriye Tedrisi'ndeki bir talebenin zeki, gayretli, başarılı bir talebenin irfan yoluna, tasavvuf yoluna intisabından biraz belki imtina ediyor. Medrese hocası bunu sokakta görüyor. Tabii artık medreseye gitmeye bırakıyor. Sıkıştırıyor onu. Niye gelmiyorsun diye. Baktı kurtulamayacak. Arif-i Rüvegeri Hazretleri medrese hocasına bir şeyler söylüyor. Hocasıyla ilgili, hocasının sakladığı bir hadiseyi rüya aleminde görüp onunla paylaşması sebebiyle aa tamam diyor, yani burada bir şey var. Birlikte gidip geliyorlar bu sefer. Yani o mesafeli olan hoca da Abdülhalik Gücdüvani'ye birlikte gidip gelmeye başlıyorlar. Şimdi burada bu konu tabii elbette önemlidir ama başka bir hususa ben işaret etmek isterim. Mahı Taban denilmesine sebep olan amirlerden birisi sözü sohbetidir ve hilim sahibi olmasıdır. Biraz önce hocam da söyledi. Tevazu konusuna çok ağırlık verdi. Yani ne kadar yükselirse yükselsin hakisar olması gerekir dedi. Tevazu nedir? Tevazu dengeli olmaktır. Yani çok mütekebbir olan kişiye karşı tevazu ezikliktir. Yani mütekebbire kibirle mukabelede bulunmak da bir tevazudur. Misliyle mukabele. Dengeli olmak, hakisar. Herkesin seviyesine inecek şekilde. Bunu da ancak sağlayacak olan şey hilimdir. Yani hakkında anlatılan ya da bize Arifname'de anlatılan, oradan gelen, intikal eden bilgiler çerçevesinde baktığımızda hakikaten halim bir kişi. Hilim nedir? Yumuşak huyluluk nedir? Öfkelendiğinde öfkesini yenebilen, sabredebilen, acele davranmayan bir kişi. Bu yüzden de bir başka isim daha verilmiş ona. Pişvai Arifan denilmiş. Ne demek? Ariflerin öncüsü, lideri demektir. Tamam. Yani arif olabilirsiniz ama bütünüyle ariflerin öncüsü olabilmeniz için hakikaten toleranslı, mütehammil olmanız. Farklı fikirlere, farklı düşüncelere tahammül edebilmeniz gerekir. Farklı fikirlere, farklı düşüncelere tahammül ederseniz zaman içerisinde hakikati söylediğinizde insanlar da o hakikatte buluşabilirler. Yani bir buluşma noktası. Ve diğer bir özelliği nefsine devamlı muhalefet ederdi. Bu da çok önemli bir düstur. Çünkü nefs emmare devamlı kötülüğü emreder. Şer-i şeriften kaytarmayı ister. Haramların lezzetine düşkündür. Ondan bir ömür boyu mücadele etmek lazım. Riyazette bulunmak lazım. O bunu yapmış. Haramlardan da şiddetle kaçardı. Hatta mübahların fazlasını bile terk ederdi.
harama düşerim diye. Günlerini de şöyle geçirirdi. Gecelerini ibadetle bir miktar yatardı, teheccüde kalkar, ibadetle sabah namazına, daha sonrasına kadar. Sonra gündüzlere de ders okuturdu. Kaylule sünnetini de ihya etmeyi unutmazdı. Toparlayacak olursak Arif-i Revgeri Kudüs'e ruh hakkında söyleyeceklerimiz. Başka neler ilave etmek istersiniz? Şunu hususen söylemek isterim. Bir, şeriata çok bağlı. Yani bütünüyle zaten aldığı eğitim de bu. Yani fıkı zahire, fıkha çok bağlı. Şer'i şerife birinci derecede önem arz ediyor. İkincisi ise seyri sülük konusunda tefekkürü ve tedebbürü ön plana çıkartıyor. Yani bir yönüyle zahiri hukuku korumanın yanında, Allah'ın emirlerini, şer'i şerifi korumanın yanında, şeriatın üst mertebeli olan tarikat, marifet ve hakikat boyutlarında bir bilgi edinebilmenin yollarının temeline de fikri koyuyor. Sünnet-i Seniyye'yi çok iyi bilir, çok iyi yaşar ve üzerinde çok önemli dururdu. Her sohbetine şu şekilde konuşmaya başlardı. Bu çok önemli. Bize de ibret olsun. Yani Arif-i Rivegeri Hazretleri konuşacak, her konuşmasında, her sohbetinde önce şöyle derdi. Cenab-ı Hak bizleri, hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün lezzetlerden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyesine tabi olmaktır diyerek başlardı. Ya Rabbi, Arif-i Rivegeri Hazretlerinin bu sözlerini söylemeyi, söyleyemesek de kalbimizde bulundurmayı bize de nasip eyle. Tabii bir başka hususu da paylaşmak isterim. Abdülhalik Gücdüvani'nin ona telkin ettiği husustur bu. Özellikle vukufu zamani kavramının burada daha çok tebellür ettiğine tanık oluyoruz. Zaman bilinci veriyor. Yani zamana çok sahip olmasını söylüyor. Çünkü zaman Allah'ın lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir. O zamanı çok iyi bir şekilde değerlendirmek. Bugünkü zaman planlamacıları açısından söylemiyorum. Başarıya endeksli kişisel gelişim açısından söylemiyorum. Elbette oraya da çekebilirsiniz ama verdiğimiz her nefesi hak için verdiğimizin farkına varmamız. Vukufu zamani de zaten budur. Ve bunu daha sonraki dönemlerde İbnül Vakt kavramı karşımıza çıkacak. İbnül Vakt, Ebul Vakt, Selati Daimi, Ani Daimi gibi zamanla ilgili kavramlar çıkacaktır. Nedir İbnül Vakt ya da vukufu zamaninin bir başka çehresi? O anda ne yapmanız gerekiyorsa o şeyi yapmanız. Şimdi ders mi çalışacağım? Yani çünkü medresede talep o zaman. Vukufu zamani telkin edecek. Ders mi çalışacağım? Ha, bu dersimi çalışmam ve başarılı olmam lazım. Sohbete bir geldim. Gayet uyanık bir şekilde, diri bir şekilde, canlı bir şekilde o sohbeti dinlemem lazım. Zikri tesbihatla mı meşgulüm? Gaflette değil, çektiğim esmanın manasını müdrik olarak onu çekmem lazım. Tefekkürle mi meşgulüm? Tefekkürüm tuğli emele beni götürmemeli. Malayani'yi düşünmemeliyim. Hakikati düşünmeliyim ve neyi düşündüğümü farkındayım. Murakabe, müşahedeyle mi meşgulüm? Sadece seyretmek değil. Onu derinlemesine, onun sahibini, faili mutlak olan Allah'ı düşünmektir. İbnül Vakt olmak budur. Vaktin gereğini yapmaktan kasıt budur. Eyvah, ne yapıyorsam onu en iyi şekilde yapayım. Biz buradan bu ikinci durakta bulunduğumuz zattan öğrendiğimiz en önemli, belki de ilkelerden birisi bu zaman bilinci olduğunu düşünüyorum. Ve dostlarıma eyvah, bunları söylemiş oluyorum. Rabbim inşallah onların bereketleri, duaları, yüzüsü, hürmetine bizi de bunları müdrik olan kimselerden eylesin. Hocama da sormak istiyorum, Mircan hocama. Hı hı. En son toparlarken neler söylemek ister Mahtaban? Mahtaban hakkında neler diye olasınız? Hazret Hoca Arif Rivgeri Mahtaban hakkında kulası önünde ayta olamız ki İnşallah bunda ulu zatlarını bizim yurtumuzda bugünün özü bir baht. Yani bunun gibi insanların bizim yurtumuzda, bizim ülkemizde olduğu bile bizim için çok büyük bir baht. Allah'ın bereketleri bir baht. İnşallah bugünlükünde Hazretini, bana şu Arifnoma eserleri bugün yaşlarımız için, farzanlarımız için cüda bir kerekli bugün. Hazretin Arifnoma eseri bizim çocuklarımız için, gençlerimiz için en gerekli olan kitaptır bu. Bu kadarcık mı kalmış Arifname'den elimizde bulunan müsabı mı? Fakat şu böyle küçük falan bir risalecik ama mana büyük. Mana büyük. Mana büyük. Hazret, evet. Haklarda
İnşallah bu kişinin bu öğütleri farzanlarımızın terbiyesi. Zaten bu öğütleri çocuklarımızın terbiyesi, adabı, Peygamberimiz Efendimizin sünnetlerine uymamız için İnşallah. Çok önemlidir. Eyvallah. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sen bir benim ortaklık meselesi. Ahirgi meselemiz var. Bu kişi cüdeyim bu zatlarga ihlasları belent. Bu zatlarga hizmet kılıyetlerine ihlasları belent. Şunun için hemşe, hemme cöyge borgende bitti iltimas böyle yaptı ki siz şunca sevap böyle yapsınız bu kişiye hizmet kılıp. Bu şey sevap kemiğine hem şerik kılasın. İnşallah. Buradaki hizmetleri ortak. Allah razı olsun. Eyvallah. Tabi bu kıymetli. Orada yapılan güzel hizmetler var, yapılan işler var. Onlara da bir şekilde böyle bir manevi ortaklık. Bunu programın ilerleyen bölümleri boyunca göreceksiniz. Sonsuzluk kervanının hangi bir durağına varsak, o durakta biz hadim olanlarla bir şekilde ahiret ortağı oluyoruz. Bunu bir Allah dostundan işitmiştim. Dünya ortaklığında diyor, sermaye ikiye bölünür. İki kişi ortak olsa ama ahiret ortaklığında 200 kişi de ortak olsa ana sermaye eksilmez. Herkes sermaye kadar alır ve eksilme olmaz. Onun için bu ortaklığa gayret edeceğiz. Bitirirken efendim bölümü Arifname'de geçen Mahtaban Şeyh Arif-i Rüfgeri Kudüs-i Sırruh'un müritlerine sohbet ederken anlattığı bir hadiseyi hatırladığım kadarıyla arz edeyim ve onunla bitirelim. Anlatırmış Hazretim. Diyor ki Şakik-i Belhi Hazretlerinin bir kızı vardı. Kızın ismi Emine. Hani bizdeki Emine. Bir gün kızcağız demiş ki babacığım beni bu isimle çağırmayınız. Çünkü ben kendimi emniyette hissetmiyorum. 4 husus var ki ben o hususlardan emin değilim. Beni bu isimle çağırmayınız. Nedir onlar evladım diyor. Birincisi ölümdür. Her nefis ölümü tadacaktır buyuruldu ve benim buna karşı yapabileceğim bir şey yok. Burada bir emniyet hissi içinde değilim. İkincisi günahtır. Bir gün herkes yaptığının karşılığını hakkıyla vermek üzere huzurumuza gelecek buyuruluyor. Ve benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Üçüncüsü düşmandır. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır buyuruldu ve ben bu konuda da böyleyim. Dördüncüsü de akıbetimdir. İşte ondan da emin değilim. Elimden geldiği kadar ameli salih yapmaya gayret ediyorum. Yasaklardan kaçınmaya gayret ediyorum. Ama akıbetimin ne olacağını bilmiyorum. Bu 4 husustan ben emin değilim. Hatta babacığım siz de bu 4 hususta kendinizden emin olamazsınız. Deyip ruhunu teslim etmiş. Orada teslimi ruh eylemiş. Hacı Arif Rüggeri Kudüs-i Ruh talebelerine bunu anlatıyor ama zannediyorum sadece orada oturanlara anlatılan bir şey değil. Onun huzuruna gelene, ekran başında onu seyredene, ona kalbi bir muhabbet duyana, bu 4 husustan emin olmamayı bunca güzel ihtar eden bir sohbet olsa gerek. Onunla bitirelim. Mevla'ya emanet ediyoruz efendim. 3. bölümde inşallah Mahmud İncil Fanevi Hazretlerinin huzurunda buluşmak üzere. Hocam teşekkür ederiz. Rahmet. Allah razı olsun. Emre sağ olasın. Eyvallah. İGA İstanbul Havalimanı'nın katkılarıyla hazırlanan Sonsuzluk Kervanı programı sona erdi.